Survivor, aslanlar Kanaryalar'da, Kanarya takımı yeni bir haftaya merhaba diyordu. Kötü hava şartları ada halkını oldukça zorlamaya başlıyordu. Olumsuzluklara rağmen Kanaryalar geçen haftanın galibi olarak ödül oyununa doğru yola çıkıyorlardı. Aslanlar da yeni bir haftaya merhaba derken hastanede olan Cevdet'in adaya dönmesi takım içinde mutluluk yaratıyordu. Çocuklar tekne geliyor. Oyuna mı acaba? Cevdet mi o? Cevdet! Kankam benim de yürü! Gelin gelin. Beyler bir tezahürat yapalım buna, bir dakika ya. Bir tezahüratı patlatalım şuna. Omuz omuza yıver. Hadi. Her şeyi ölür mü bile, göze aldık geldik Survivor'a. Şampiyonluk kimsiniz omuz omuza. Aferin. Aslan canım benim. Biz de özledik canım benim ya. Ölür mü? Aslanım. Bomba gibi gelmiş mi? Cevdet'in gelmesiyle birlikte inanılmaz derecede kendimizi iyi hissetmeye başladık. Gün bizim için güzel başladı o yüzden. Canavar, canavar! Yine. Hoş geldin. Hoş geldin Yuvan'a. Hoş geldin be. Ben de sana bunu iyi porsiyon. Senin için. Cevdet'in gelmesi bizi resmen hayata tekrar bağladı. Haberler var. Ben de bir gittim ya. Mete de yarın bakmış öyle bir. Suyun içinde bayıldı. Yok bayıldı oğlum benim. Koptu. İptal taşıdılar beni. Tokatlayacak kimse. Tokatlayacak adam da yok. Baktım oğlum çantayı vereyim diyorum. Lan Levent abi al çantayı. Alamam. Özlemiyorum al alamam. Daha iki tane çanta bende. Tebrikli. Koşturmaya çalışıyorum falan. Çok karışık duygular içerisindeydim. Tabii kolay değil yani. Sonuçta bunu da bilerek giriyoruz. Burası mesire yeri değil. Eğlenmeye, tatile de gelmedik buraya. Bunlar başımıza gelebilir. En iyi şekilde atlatmaya çalışacağım ben yani. Şu anda daha iyiyim yani. Herhangi bir problem yok. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Korktular oğlum bizi bayağı. Kaliteyi falan dediler. Yok, bizi istemeyiz. Yoldan başkası istemeyiz. Ama geleceğini biliyorduk zaten yani. Aslanlar ödül oyununa gitmeye hazırdı. Ortak düşünce mutlak galibiyetti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son yıllarda görülmemiş bir mücadele var Panama'da. Görüntülere baktıkça gerçekten şok geçiriyorum. Olağanüstü bir sıcak ve her takım her şeyini veriyor. Ve son mücadeleye şöyle baktığımız zaman tam 5 arkadaşımız bayılmış.
Yani mücadelenin büyüklüğü açısından çok önemli bir kıstas. 8 kişi yarışıyor, 5'i baygınlık geçiriyor. Demek ki artık iki takım neyi var neyi yoksa veriyor. Yine bir ödül oyunu. Büyük bir mücadele. Fakat bugün inşallah bayılan olmaz. Daha temposu düşük bir oyun gibi gözüküyor. Ama sizin her mücadelenizden korkuyorum ben artık. Yani tempo düşük diyorum ama belli olmaz burada neler olacak. Oyunu zaten anlatmama gerek yok herhalde. Arka tarafa baktığınız zaman bir tane file görüyorsunuz. Tenis filesi. Tenis filesi, evet. Ayak tenisi oynayacaksınız. Oyunu anlatmayacağım, ödülü anlatayım, o daha zevkli oluyor. Anlatayım mı? Önce son dakika duygularını almak istiyorum. Özlem, yüzün gülüyor. Sebep Cevdet'in geri dönmesi mi? Kesinlikle. İnanılmaz mutluyum. Bir kişi kaldık, bir kişinin uğruna inanıyorduk en baştan beri. Sahaya kaç kişi çıkacak bilmiyorum ama hem oyun için heyecanlanıyorum, hem Cevdet geldiği çok mutluyum. Cevdet geçmiş olsun. Bir ara ümidi kesmiştik. Direkten mi tabii? Ama şimdi iyisin. İyiyim Allah'a şükür. Çok iyi durmuyorsun ama daha iyisin diyelim. Daha iyiyim tabii o zaman. Çünkü ben senin dünkü halini bildiğim için. Aslanlar 7 kişi, Kanaryalar 10. Ama tabii ki oyun eşit sayıyla oynanacak. Ama ben şu ödüle gelmek istiyorum artık. Arkadaşlar ödül. Artık sormama gerek yok, haftalardır buradasınız. Klasik bir soru olacak ama aç mısınız? Evet. O zaman ödüle de yavaş yavaş geliyorum. Ödül sürpriz bu sefer. Yani şöyle, herkes bir şey yiyecek. Ama kim ne yiyeceğini bilmeyecek. Bunun şeklini şemalini sonra anlatacağım. Ama sadece iki tane yenecek gıda maddesi söylüyorum şu anda. Onları bilin yeter. Bir, pizza. İki, biftek. Şimdi kim pizza yiyecek, kim biftek yiyecek, kim daha az yiyecek, kim daha çok yiyecek, bu soru işareti. Çünkü biraz sonra kazanan takımla bir oyun oynayacağız. Ama emin olun ki herkes bir şeyler yiyecek. Kazanan takımı biz takım olarak görüyoruz. Takımdaki herkes bir şeyler yiyecek ama kimin ne yiyeceği belli değil. O konuda bir garanti veremiyorum. Orası sürpriz. Ama tahmin edeceğiniz gibi karnınızı doyuracağız arkadaşlar. Bu kadar büyük bir mücadele, bu kadar zor şartlarda iki takımı da en başından beri takdir ediyoruz. O yüzden de bu ödüller için helal olsun diyoruz. Doya doya yiyin kazanan takım için şimdiden. Gelelim oyuna. Arkadaşlar bugün plaj voleybolu oynayacağız. Maç 3 setten oluşacak. 2 olan kazanacak. Birinci sette ve ikinci sette ayrı 3 kişi çıkaracaksınız maça. Ama mutlaka birer bayan olacak. Finalde de İstediğiniz üçlüyle çıkacaksınız. Yine bir bayan olacak iki takımda da. Anlaşıldı mı? Tek bir fark olacak. Her set 10'da bitiyor. 10 olan kazanacak. Uzatırsak sedyelerde artık yer kalmadı. O yüzden buradan baygın insanlar göndermek istemiyoruz. Anneleriniz babalarınız seyrettikçe tahmin ediyorum beni anıyorlardır. Evet, göz alarak gönderdiler ama bu anne baba yüreği mutlaka orada hedefte bir ucun vardır. O yüzden bütün anne babalardan özür diliyorum. Ama şartları bilerek geldiler. Survive dünyanın en zor yarışması dedik. Emin misiniz dedik. Hepsi eminiz dediler. Bu renkler için her şeyi yaparız dediler. Ve hakikaten şu ana kadar yaptılar. Hastane görüntülerinden yorulduk artık. Ama Survivor bu. Hayatta kalmak önemli olan ve arkadaşlarımız da bunun mücadelesini fazlasıyla veriyorlar sevgili seyirciler. Arkadaşlar, ilk turda ve ikinci turda voleybol oynayacak arkadaşlarınızı belirlemeniz için ikişer dakikalık süreniz var. Buyurun başlayalım. İki alacağız. Öyle de olur. Arkadaşlar. Senle de iki tur. Arkadaşlar Mehmet'e bir setti beraber. Bu seti en zayıf olursa. Onu düşünün. Bir setti. Bence de.
girmek istiyorum. Özlem, Mete. Mete, ben başlıyorum. Yani birinci alıp birinci olayım. Bir iki seyret. Bir iki seyret. Güneşte kalmak istemiyorsun, ilk turda oynar. En kötü üçte oynar. Hayır, güneşte kalmayacak. Üçte oynarsın. İkide ve üçte oynarsın. Önceki turda da Cevdet olacak. Ona da bakın yani. İlk turumuz var. Ondan başa neden geçin? Ben Özlem'le ben turum. Ben arkası yok zaten ya. Her yeri alacaksın. Üçüncü tur zaten karar veririz. Tamam hadi. Hadi. Hadi aslanlar. Aslan taraftarlar. Bir, iki, üç. Aslanlar! Tamam. İlk mi? Hadi. Üç, iki, bir. Kavaya! Aslanlar, ilk turdaki üçlüyü gösterir misiniz? Özlem, Levent, Metehan. Kanaryalar, ilk turun üçlüsü. Yaprak, Cömert, Orkun. İkinci turdaki üçlü aslanlar. Cevdet, Mesut, Çiğdem. Kanaryalar, Yağmur, Cenk ve Tiki. Sen iyi mi oynuyorsun böyle bu? Erkek yok ya. Erkek yok da. Ha bitti mi sizin erkekler? Kardeşiz biz. Belli olmaz yalnız. Böyle yetenekler böyle durumlarda çıkar biliyorsun. Yoldan geçerken topa vursana derler. Bir vurur köşede. Yok ya biz her oyunda varız ya. Sağ olasın. Her oyunda varsın. Peki. Arkadaşlar. O zaman bu büyük mücadele için artık yerlerimizi alalım. Oynayacak üçer kişi hemen sahaya geçsin. Buyurun. Arkadaşlar hazırsınız. Kanaryalar. S mi, siyah mı? Sarı kanaryanın sesi. Evet, kanaryalar kazanıyor. Sağ. Top mu, sağ mı? Sağı seçiyoruz, bu tarafı. Bu tarafı seçiyorsunuz. Top da aslanlar da. Buyurun arkadaşlar. Aslanlar kanaryalara karşı 10 olan kazanacak. 10 olan kazanacak. Her sayının hayati önemi var. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Çok güzel. Kanaryalar 1, aslanlar 0. Aslanlar bir, kanaryalar bir. Hadi iyi servis, iyi servis, iyi servis, hadi. Aslanlar iki, kanaryalar bir. Aslanlar 3, kanaryalar 1. Hadi Levent, hadi Levent. Bravo. Aslanlar 4, kanaryalar 1. Bravo. Bravo, tamam, bravo. Aslanlar 4, kanaryalar 2. Aslanlar 4, kanaryalar 2 şu anda. 10 olan kazanacak. Burak, Burak. Gel, gel, abi gel. Burak, Burak. Sen de, sen de. Gel abi, abi. Gel. Al onu. İçeri. Buyur. Fileye temas. Fileye temas. Sayı kanaryalarda, fileye temas. Aslanlar 4, kanaryalar 3. Büyük mücadele var gerçekten. Fileye temas vardı o yüzden. Kanaryalar sayıyı aldı. Ben. Al 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 gel gel. Ben. İşte bu bakayım.
Çok iyi. Hadi. Ben. Sen de. Aç onu. Aç onu önce. Dört dört oldu, dört dört oldu. Büyük mücadele gerçekten. Büyük mücadele. Dört dört oldu. Dört dört oldu. Her sayının hayati önemi var. On olan kazanacak. On olan kazanacak. Oldu be. Oldu. Güzel. Beş dört Kanaryalar. Beş dört Kanaryalar. Kanaryalar beş dört. Hadi, hadi. Sakin. Bırak. 6-4 Kanaryalar. 6-4 Kanaryalar. Tamam, bir şey yok. Çevirmemiz lazım, hadi. Hadi. Sen de. Sakin. Bravo. Helal olsun be. 7-4 Kanaryalar. Bravo. 7-4 Kanaryalar. Çevirmek zorundayız. Bırak. 7-5 oldu. 7-5 oldu. Belli ki yine nefesler kesilecek. Yavaş al. Bırak. Çok güzel. Niye alttan vuruyorsun? 8-5. 8-5 Kanaryalar. 8-5 büyük bir mücadele var. Kanaryalar 8, Aslanlar 5 şu anda. 2 sayı da alırsa Kanaryalar seti kazanacak. 10 olan kazanacak. Evet, yaprak şu anda hazır. Evet, atabiliriz. Önce içeride yumuşatın. Yavaşça. Hemen gönder. Hadi. Hadi ya. 8-6. Hadi Levent, hadi. Büyük fırsat hadi, kaçtı Levent. Şu anda 8-6. Mete, Levent'e ver abi. Levent'e, Mete abi. 8-6 şu anda. Levent atıyor. 9-6. Set sayısı hadi. 9-6 oldu. 9-6 set sayısı. Set sayısı. Set sayısı. Bırak dışarıda. 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 9-7. 9-7. 9-9-11'e uzayacak. Kanaryalar bu sayıyı kazanırsa set onların. 9-7 durum. 9-7. Sen de Cumhur. Dur. 9-8. 9-8 şu anda. Süper servis Mete. Bitti. Vuralım canım. Evet. Bırak. Evet, 9. 9 oldu. Hadi. 9 oldu şu anda. 11'e uzadı. 11 olan kazanacak. Hadi Mete. Hakikaten yine inanılmaz bir mücadele. Durum 9-9. Nefeslerimizi tutuyoruz şu anda. Özlem taktikler veriyor arkadaşlarına. Kanaryalar gayet konsantre. Evet, 9-9 şu anda. 11 olan kazanacak. Sakin. Hadi. 10-9 aslanlar. Şimdi set sayısı aslanlarda. Eğer aslanlar sayıyı kazanırsa set onların. Evet, 10-9 şu anda Mete anlatıyor. Çok güzel. İçeri! On iki on ve aslanlar seti kazanıyor. Aslanlar bir, Kanaryalar sıfır. Kıran kırana mücadele ve aslanlar uzatmada kazandılar. 12-10'la şu anda ilk seti aldılar. Evet, nefesler tutuluyor şimdi. İkinci set için geri sayım başladı. Şu anda aslanlar önde. İkinci setteyiz. Eğer aslanlar bu seti kazanırsa ödülü kazanacaklar. İki olan kazanıyor çünkü. Onda bitecek ve Taner ilk servisi atıyor. Bravo. Kanaryalar bir, aslanlar sıfır. Güzel. Kanaryalar iki, aslanlar sıfır. Kanaryalar 3, aslanlar 0. Kanaryalar 3-0 önde şu anda. Önemli bir avantaj elde ettiler. Hiçbir şey yok, hadi.
Bırak. Hadi. 3-1 oldu. Top dışarıda, 3-1 oldu şu anda. Kanaryalar 3, Aslanlar 1 oldu. Evet, buyurun. Bırak çıktı. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Kanaryalar 3, Aslanlar 2 şu anda. Bırak. Süpersin. 3-3 oldu. 3-3 oldu. Aslanlar. 4-3 Aslanlar galip. Aslanlar 4, Kanaryalar 3. Bırak. 5-3 oldu. 5-3 oldu. Aslanlar 5, Kanaryalar 3 şu anda. 3-0'dan 5-3'e getirdiler. Büyük bir mücadele var. 10 olan kazanacak. 10 olan kazanacak. Aslanlar kazanırsa eğer ödül onların. Altı üç oldu. Kanaryalar şimdi pozisyon değiştiriyorlar. Yağmur geriye geldi. Evet, 6-3 durum şu anda. Bravo! 7-3 oldu. 7-3. Aslanlar 7, Kanaryalar 3. Bravo! Kanka 8, tamam. 8-3 oldu. Aslanlar büyük bir avantaj yakaladı şu anda. Durun, Aslanlar 8, Kanaryalar 3. Dışarıdaydı top, dışarıdaydı fakat. Evet, 9-3 oldu. Aslanlar şu anda ödüle çok yakın. 9-3, Aslanlar ödüle çok yakın. Evet, Cevdet servis atacak. Eğer Cevdet bu sayıyı alırsa Aslanlar ödülün sahibi. Durum şu anda 9-3. Cevdet topun başında. Dışarıda. Dışarıda. 9-4 oldu. 9-4 oldu şu anda. Kanaryalar çevirebilecek mi seti? 9-4 durum şu anda. Hadi ya. Aslanlar kazanıyor. Aslanlar kazanıyor. Aslanlar kazanıyor. Her şeyi ölümü bile göze aldık geldik Survivor'a. Şampiyonluk için omuz omuza saldırın Kanaryalar'a. Set özellikle nefesleri kesti. Uzatmada kaybedilen bir set ve sonrasında ikinci sette kaybettiniz. Aslanlar bugünün şampiyonu, tebrik ediyoruz. Bravo. Uzun zamandır çok başarılı bir grafik vardı. Bugün kaybettiniz. Bu da tabii ki ödülle buluşamayacağınız anlamına geliyor. Bundan sonraki oyunlar artık sizin için hedef. Şu anda adanıza
biraz da aç olarak gideceksiniz. Bundan sonrası için başarılar arkadaşlar. Hoşçakalın. Aslanların coşkusunu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şu anda kazandıkları bir ödül var. Yemek ödülü. Çok ihtiyaçları var ama onlar galibiyeti kutlamak istiyorlar. Çünkü buna ihtiyaçları vardı ve o mutluluğu yaşıyorlar şu anda. Arkadaşlar tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkürler hocam. İhtiyacınız vardı öyle değil mi Özlem? Evet. Kesinlikle. En çok Cevdet'e ihtiyacımız vardı. Evet, Cevdet aramızda artık. Yemekten çok daha önemli bahsediyoruz. Kan geldi aramıza. Kan. Denize geliyor. Evet, Cevdet'i kazandılar şu anda aslanlar ve moralleri çok yüksek. En önemlisi de önemli bir ödül kazandınız. Biraz sonra bir oyun oynayacağız size. Zor geçecek sizin için söyleyeyim. 2 dakika dinlenin. 2 dakika sonra ödülle beraber sizle buluşacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ödül sürpriz demiştik. Yiyecek olduğunu biliyorsunuz. En azından 2 yiyeceği biliyorsunuz. Güzel bir oyun oynayacağız şimdi. Biraz sonra buraya yemek koyacağım. Ne olduğunu diyeceğim. Ve açık arttırma yapacağız. Kim daha çok para verirse o alacak. Bizde para yok gideceksiniz şimdi. Issız adaya, ıssız adaya bizi attınız. E para yok ne yapalım değil mi? Arkadaşlar hepinize 5'er bir dolar veriyorum. Dolarlar burada. Yemeği almasak dolar bizde kaldı. Çıkınca. Ha. Buyurun paralarınızı. Paraya baktığınız zaman... Bu sorunun anlamsızlığını anlayacaksınız önce. 500 dolarınız var. Kumar falan yok. Hiç öyle işlerle işimiz olmaz. Buyurun. Tamam, görüşürüz ben. tamam. İlaç gibi geldi değil mi? Enerji harcadı adam ya. 500 dolar. Tamam. Hepinizde 500 dolar var mı? Var. Sorun yok değil mi? Oo, süper. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cömert bir prodüksiyonuz. Ama seçenekleri de bilelim de neye yatırıyoruz. Tamam, şunu söyleyeceğim. Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Açık attırma. Süper ya. Süper. Sadece şunu söylüyorum size. Koyduğum yemekten bir tane daha olup olmayacağı belli değil. Alan gidiyor. Belki birer tane var. Toplam 7 tane, belki 8, belki 10, belki 5, belki 15. Hiç bilmiyorum. Devamı var mı yok mu, aynısından var mı yok mu hiçbir şey belli değil. Sadece göreceksiniz ve kim ne kadar para harcamak istiyorsa harcayacak. Güzel oyun değil mi? Süper valla. Hayırlısı. Benim cebimde kalacak. Hem içimde kalmış bir açık arttırmaya katılmak istemiş. Tamam işte yıllar sonra bunu gerçekleştirdik doktor. Açık arttırmaya. Görebilir misin? Spagetti ile başlıyorum. Süper. Çok taze onu söyleyeyim size. Yeni yaptık. Ellerimizde. 150 dolarla başlıyoruz. Arkadaşlar eğer hak ettiği parayı alamazsa bu spagetti ben vereceğim parasını. Ve ben yiyeceğim. Ben de aç geldim sizin için. O yüzden verebilirsiniz vermeyebilirsiniz. Giden mal bir daha geri gelmez. 150 ile başlatıyorum. Var mı arttıran? 200. Metan 200 dedi. Ya. Var mı arttıran? Kanka sende kaldı korkarım. Olsun. Sen var mı arttıran? Satıyorum. 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 Sat. 20, 220. Allah ya. 220. Bak bak bak. Evet 220 dedi Mesut. Mesut 220 dedi. Devamı var mı yok mu belli değil çünkü. 240. 240. 240 dedi. 240 dedi Metal. Metal 240 dedi spagetti. Cıvıl cıvıl duruyor burada. Her biri cıvıl olsa 240 dolar be abi. 240 dolar. 240. Var mı arttıran? Bana bak çok fazla abi. 260. 260. Mesut 260 dedi. Arkadaşlar kimse kimseye bir lokma bile veremez. Haberiniz olsun. Bir lokma bile veremez. Giden malın yenisi olmayabilir. 260. 260 dolar. İnanılır gibi değil şu anda. 260 dolar. Var mı arttıran?
Boğada çok pahalı abi. Var mı? 260. Var mı arttıran? Mesut 260 dedi. Satıyorum. 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 Sattım. Oh. 260 dolara Mesut. Gel paranı ver hemen. 260 ver. Ürünü veririm abi ilk önce. Hayır. 200. Aynen be. Süper ya. 3'den 3'den 20 yapıyoruz. Çünkü 260 öyle benim. Aa, var mı? 3'te ben de yiyeyim. Pizzaya girebilirim. Şimdi şey 260 dolarını verdi. Spagettisini aldı. Buyur. 260 dolara. Yavaş. Oğlum fazlaymış ha. Donmaz bile var. Yemin ederim. Evet, gerçekten süper bir spagettiydi. Oo kanka güzelmiş be. Evet. Satabilir mi? Satamaz, bir lokma bile veremezsiniz. Arkadaşlar. Evet. İkinci mala çıkıyorum. Bitebilir herhalde her şey, haberiniz olsun. Biz öyle çok vicdanlı zannetmeyin. İşte pizza. Bakayım abi ona bir. Durun durun göstereceğim, merak etmeyin. Süper görünüyor. İşte pizza, dört dilim pizza, leziz bir pizza, formunda, İtalyan bir aşçı yaptı sizin için. 120 dolarla açıyorum, açıyorum, açtım. Evet, arttıran var mı? 140 dedi Çiğdem. Var mı arttıran? 160. Metaniyle potada, metaniyle potada 160 dedi. 160. 180. 180 dedi Çiğdem. 200. 200 Levent. Levent 200 dedi. Ucuza kapattı. 200. Daha çok. 200. 200. 220. Çiğdem 220. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. 220. Köşede. Allah utandırmasın diyelim. Önce parayı görelim. Valla para elimizde kalacak cümlecimizde. Evet. Doktor sen elinde. Buyurmaz. Ben tutarım abi. Afiyet olsun. Çiçek falan veremiyor muyuz yanında? Hani böyle? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Arttırma her an bitebilir. Süre de bilir, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamamen strateji dedim size. Aç bırakılabilir. Yani en kötü bir ödül yemeğini aç geçirirsiniz. Evet. Evet, hazır mısınız? Çiğdemciğim yesin yeter olan. Tavuk. Aa, amanın. Kaç? 80. 80'le açıyorum. Amanın. 100 dolar. Metan 100 dedi. 120. 120. Evet, 140. Özlem 120. 140. 140. Levent yine potada. 140. 140. 160. 160 dedi Metan. Metan 160 dedi. 160 var mı arttıran? 160. Işte. 160. Satıyorum. 180. 180. 200. 200. 200. Metan 200 dedi. Metan 200 dedi. İkisi de belki de yiyemeyeceğini biliyor şu anda. 200. 200. Satıyorum. 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 Sattım. 220. Evet, foto finişle Özlem 220. Hayır, Özlem 220. Evet, 220. Evet, satıyorum. Satıyorum. Sattım. Buyur, tavuğa mı? 220 dolar. Hakikaten, hakikaten enteresan bir olay. Tavuk seviyorsun demek ki Özlem. Afiyet olsun. 220 dolar. Sakın şu anda yiyor afiyet olsun Özlemciğim. Sonra konuşuruz detayları. Ben giriyorsun benim kalacağım. Türkiye'de olsan 220 dolar kümes adasında. 220. Burası Panama arkadaşlar. Abi. Pasifik Okyanusu'nun ortasındayız. Ben fiyatlar böyle. İcralardan tecrübeli olduğum için. Evet. Güzelce kapadı hemen. Valla güzelmiş ha. 220 dolara gitti. Başka bir şey kaldı mı bakıyorum. Daha şeker olsun. Bakabiliyor muyuz en azından? Arkadaşlar yeni malımızı söylüyorum. Eyvah. Normalde kabine girer abi. Eyvah. Bir adet kola. Soğuk buz gibi. 40 dolar. 60. 80. Of, kolanın piyasasına bak sen. 120. 120. 120. Metan 120 diyor. 120. Kolaya 120 dolar. Ya size ne? Evet. Satıyorum. 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 Kola ya. Sattım. Buz gibi kola. Şimdi yemeği de gelecek arkadaşlar. Yemeği inşallah paran kalmaz. Oo, bende daha 240 varmış ha. Evet arkadaşlar. Evet, yeni malı koyuyorum. Kaymaklı ekmek kadayıfı istiyorum. İşte size biftek. Süper. How much money? Çatal ve bıçağıyla beraber 150 dolarla çıkardım şu anda, buyurun. Çabuk olun. 170 dolar. 170. 180. 200. 200 dedi. 200 dedi Metan. 200. 200. Satıyorum. 220. 220. 220. 240. 240. 240 dolar. 260. 260 dolar. 260 dolar bifteye. Hazır mısınız? 260 dolar bifteye. Satıyorum. 180. 280 dolar.
280 dolar bir şey. Bir daha benim o kadar param var mı 280. Ya? 300. 300. 300. Levent 300 dedi. 300 dolar. Satıyorum. Satıyorum. 320. 320 dolar. Var mı? 320 dolar. Var mı? Satıyorum. Ya? 340. 340 dolar. 340 dolar. Satıyorum. 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 Sağ. 350. 350. 350 dolar. 350 dolar. Doktor 350 verdi. Evet 350 verdi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 370. 370. 370 dolar. 370 dolar. Satıyorum. 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 Sat. Tam. 370. Evet 370 dolar. Ne kadar huzurlu yiyebilirsin onu ya. Tartışma konusu yani. İnşallah pişmiş. Abi alıyoruz ya yalnız. Fiş fatura kimde yazıyor? İyi abi yok bu kadar para. Evet. Teşekkür ederim. Buyur kardeşim. 370 dolara giden biftek. Afiyet olsun. Arkadaşlar. En iyi yemeği Levent abi. Yemekleri pek beğenmediniz ama. Kim beğenmedi abi? O zaman. Çok memnunuz hayatımızda. Ve fiyatlar biraz pahalı geldi bana da. O zaman Cevdet için sucuk ekmek. İstanbul'dan geldi sucuk. Son model tahmin ettiğiniz gibi. 200 dolar. Fakat 200 dolar diyorum ama şu sucuğu göstereyim de kendinize gelin. Ağır bakar mısın? Ha? Abi direkt kangalı koymuş Cem Uçak bence. İşte sucuk ekmek gerçekten ısırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yeni pişmiş 200 dolarla açıyorum. Buyurun arkadaşlar. 220. Daha 220 nefes almadan verdi. 220 dolar. 220. Var mı arttıran? 220. 240. 240. Doktor 240 dedi. Doktor sırf ortada karıştı. Doktor 240 dedi. Doktor 240 dedi. Evet Halit 240 dedi. 260. 260. Metan 260 dedi. 260 dedi. 260 dedi. Satıyorum. Satıyorum. 280. Doktor 280 de. Evet 280 de. 280. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sat. Sattım. Çok istediğim bir şey aldım. Çok mutluyum ben. Doktor al. Teşekkür ederim. Bir hafta yanına yaklaşık kaldı. 200. Bir kola. Bir kola. 270 ver sana. 280 değil mi? 300 vereyim sen yedin bana. Tamam ver 300. 300 bende yok zaten. Arkadaşlar. Süper abi. Hadi artık tatlımı istiyorum. Yemeğim bitiyor. Açıyorum. Biftek. Amanın. Ne kadar? Evet arkadaşlar. Yeni malımız biftek. 400 ve şu andaki fiyatı bifteğin biraz daha düştü. Amanın. Ama spot, o yarım parça biftek. Spot ya hayır. Şu anda borsa düştü. Spot. Biraz evvel spot piyasa bu. 100 dolar. Tamam. 100 dolarla bifteği açıyorum. Buyurun arkadaşlar. 120. 120, 120 dolar. 140. 140. 160. 160 dedi Levent. Levent 160 dedi. 180. Evet. 200. 200 dedi Metehan. 220. Cevdet 220 dedi. Cevdet 220 dedi. 240. 240. Metan 240 dedi. Var mı arttıran? 240 Metan. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. 240. Ben de tek istemiyorum. Arkadaşlar. Doktor çaktı almanı. Domatesli peynirli sandviç. Gayet zarif. Aşçımız özendi. Galiba. 40 dolar. 50. Gayet uygun bir fiyat bence. 60. Açtım şu anda evet. Aa bunu. Evet, 50. Evet. 50 dedi Çiğdem. 60. 60 dedi Cevdet. 60 dolar. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Cevdet. Hadi Cevdet'im. Hasta olduğu için arkadaşları biraz yol verdi. Yoksa burada kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor farkındayım. Merak etmeyin. Cevdet. Takımı gibi biraz evet. Evet hakikaten. Bütünlüğünüzü gördük. Aile gibiymişsiniz. 60 dolar. Güzel bir fiyat Cevdet. Güzel kapattın. Peki o zaman. Yorgun günler geçiriyorsunuz. Çok enerji harcıyorsunuz. Şöyle bir şey gelir mi? Abi ne yapıyorsun ya? Kaç para kaldı? Evet bunun da isterseniz rakamını açıklayayım. Biraz merak etmeyin. Gayet zarif bir fiyatla açıyorum sizin için. 100 dolar bu kıyak kimseye yapmam. Bana kalmasın diye yaptım. 100 dolar buyurun açtım. Muhteşem muhteşem görünüyor. 120.
Metan 120. Kaç param var ki abi? Sana ne be? 130. 130. Mesut 130 dedi. 140. Ya, Metan 140 dedi, var mı arttıran? 140 demişti. 140 dedi Metan, var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Bir dakika, bir dakika. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Parayı çabuk söyleyeceksin doktor. Bu işler böyle. Evet. Muhteşem bir pasta. Metan'a gidiyor. Gerçekten Levent teğet geçti. Ama parası bitti. Metan yanına oturma ya. Evet. Teşekkür ederim. Bursa'dan getirdik kestane şekeri. Oo! 130. Kestane şekeri. Bu ne ya? Sevdiğim tatlı. Gayet formunda bir kestane şekeri. Bursa'dan geldi. Bursalı vatandaşlarımıza sevgiler, $80. 100. Mesut 100 dedi. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. $100. La 10 yıl yemesem aklıma geldi. Afiyet olsun. Ben çok seviyorum. Bakmak istiyorum ona. Şerbetli çikolata kaplı. Tanesi $50 ben de. Benim tatlı bir şey istiyorum hacı, ne olur. Ben bunun yarısını satabiliyor muyum? Ben tatlı koymak istemez miyim? Ama maalesef şöyle bir şey var. Pastanın kralı. Hastasıyım. Onu insan mı yiyecek? Paylaşalım onu lütfen. Paylaşma yok. Ne kadar yiyebilirsiniz? Abi ya, çok sıcak su ya. Evet. Kusura bakmayın, ben Fear Factor sunucusuyum. Kimsenin gözünün yüzüne bakmam. Vicdan denen bir şey kalmadı bizde. Evet, $40'la açıyorum. $60 dedi Çiğdem. $60. Pasta bedavaya gidiyor. Pasta bedavaya gidiyor, süper bir pasta. Kafayı yemiş bu pasta. Satıyorum, satıyorum. Sabretti ve kazandı. Sattım. $60. Ya yuh derler adama. Böyle bir pasta olmaz ya, böyle bir şey. Evet. Ama veremiyorum. İstemez miyim? Doktorlar yürü geliyor. Şundan biraz paylaşalım ama. Evet, buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne yaptın be kızım? Küçük olmadı mı ama? Yemeyeceğim mi? Sen kaç aldın burada? Bazı arkadaşlar stratejiyi uyguladılar ama ellerinde şu anda ıssız adada harcayabilecekleri paralarla kaldılar. İnşallah adada geçer o paralar arkadaşlar diyorum. Patates var abi. Ve size afiyet olsun, galibiyetiniz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir dahaki yarışmada görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ödül oyunu kaybedilmişti. Kanaryalarda kaybetme nedeni olarak herkes birbirini suçluyordu. Bu da adadaki tansiyonu artırmıştı. Oyunu benim yüzümden kaybettik o zaman. Ne oldu şimdi ya? Ya ben sizi suçladım mı? Hani ne oldu yani şimdi? Duymadıysam ne oldu? Beni gördünüz mü arkadaşlar? Yenildikten sonra birinizle oturdun mu burada hiçbirinize? Lütfen söyleyin. Hani neden böyle ayrıldık? Gidiyorsun oraya yani. Ben böyle kabullenemiyorum. Kabullenemiyorum, anladınız mı? Ben gidip başka yere oturuyorum, kendi kendime teselli ediyorum. Sırf sizle bu şekilde olmamak için. Ama Yaprak, ya 4 yıl demeyin bana lütfen. Ben hayatımda voleybolda çok az oynadım. Ben ya karşılıyorum, servis atıyorum. Sen voleybola içimizde en iyisin diyoruz. Abi top balon gibi bizim oynadığımız top. Ya bu sende iki tane servis karşılayamadın. Evet, karşılayamadım, ne oldu? Ya ama yani yapamadım, yani doğru söylüyorsun. Yani sen... Abi top balon gibi, benim oynadığım toplar hiçbir zaman bu kadar hafif değildi. Abanıyorum topa. Peki, özür dilerim. Abi haklılar Cömert, konuşmana gerek yok. İki tane kız arkadaşımız Yağmur ve Yaprak. Biz 4 yıl okul takımını oynadık. İyiyiz gibi konuşuldu. Ben zaten bu konuda pek fikir yürütmüyorum. Çünkü ben her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Ben o takımda kalan diğer 4 kişiye ilk günden bugüne kadar da hala güvenmedim, güvenmeyeceğim de. Kanaryalar için gece oldukça zor geçmişti.
Dokunulmazlık oyununa gitme vakti gelmişti. Kanaryalarda tek hedef kazanmaktı. Bugünkü oyun biraz, bilmiyorum, zor bir oyun olacak gibi geliyor bana sanki. Ama dediğim gibi her zamanki gibi biz hazırız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırız oyuna, kazanmaya hazırız. Sonuçta onların karnı daha tok. Ama biz hedefe ulaşmak için daha azimliyiz bugün. Karın tokluğunun da pek fazla önemi yok. Önemli olan inanmaktır. Survivor Aslanlar Kanaryalarda şartlar her geçen gün daha zorlaşıyor. Ama heyecan da gördüğünüz gibi giderek artıyor. Biraz sonra burada dokunmazlık oyunu oynanacak. Kaybeden takımlar bir kişi Survivor'a veda edecek. Aslanlar 7 kişi. Kanaryalar 10. Kim kazanacak bilmiyoruz. Ama heyecan burada olacak. İki takımı da buraya hemen bekliyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dokunulmazlık oyunu, Survivor'daki en önemli oyun biliyorsunuz. Kaybeden takımdan bir kişi veda edecek ve gerçekten çok zor bir oyunla beraberiz şu anda. Geçenlerde 5 kişinin bayıldığı bir oyun yaşamıştık. Bugün yine inanılmaz bir sıcak var ve oyun tamamen güce dayalı. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum daha anlatmadan. Anlattığım zaman ne demeklerimi daha iyi anlayacaksınız. Oyunu anlatıyorum. Arka tarafınızda bir mekanizma görüyorsunuz. O gördüğünüz tahta mekanizmanın özelliği şu. İttikçe dönüyor. Oyun da tamamen itme üzerine. İki tarafa iki arkadaş geçecek ve onu itmeye başlayacaklar. O gördüğünüz tahta mekanizma kim daha kuvvetli iterse onun tarafından öne doğru gelmeye başlayacak. Şu gördüğünüz tahta masaların üzerine iki tane kova koyacağız. Kim daha çok iterse o kovayı devirecek. Rakibinin kovasını. Böylece o takım 1-0 öne geçmiş olacak. Bu oyunun ikinci özelliği şu. 2 dakikalık bir süre vereceğim. Bu 2 dakikalık sürede takımlarınızı çok iyi kurmanız lazım. Neden diye soracaksınız. Şu anda iki takımdaki ortak rakam 4 erkek 2 bayan. O yüzden bu oyunu 6'şar arkadaşımız oynayacak. İki takımdan da 6'şar kişi. Oyunun özelliği şu. İlk turda 6 arkadaş da karşılıklı birebir kapışacak. Toplam 6 oyun olacak. İkinci turda 2'şerli olarak yarışacaksınız. 3'er takım kuracaksınız karşılıklı. Ve 3 tane de ikinci tur oyunu oynanacak. Böylece 9 olacak. Finalde 4'e 4 yarışacaksınız. Final oyunuyla beraber toplam 10 oyun olacak eğer oynamanız gerekirse. Herhangi bir takım 6 galibiyete ulaştığı anda kazanacak. İkiller çok önemli. O yüzden doğru takım yapmaya çalışın. Ve 2 dakikanız şu anda başladı. İlk biz başlarsak iki sen bir tane olursun. Ondan sonra onlardan muhtemelen Mesut ya da Cevdet sen ya da benden birini alırsın. Metan Açı'dan, Cevdet'le ben, Mesut'la doktor. Ondan sonra üçüncü oldun abi. Sen kim şeyi seç. Doktorun yanına Levent miydi? Burada iki kız, iki erkek dedi.
En güçlü iki erkek, iki kız zaten biliyoruz. Tamam. Siz ikiniz o zaman. Çiftleri nasıl seçiyoruz? Tamam, biz seçiyoruz. Tamam, bayıl. Nasıl olur ikiller Kerif şimdi? İki erkek, iki kız mı? Bir kız, bir erkek. Bir kız, bir erkek. İki erkek. Aslan gibi kükürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, aslanlar! Evet, yazı tura sırası aslanlarda. Survivor'ın sesi mi, siyah mı? Survivor'ın sesi hocam. Atıyorum. Siyah. Evet, Kanaryalar kazandı. Öncelikle Kanaryalardan kimler oynamıyor? Oynamayanlar şöyle arkama doğru geçsin. Aslanlardan kim oynamıyor? Levent. Levent, sen de sol tarafa doğru geç. 6'ya 6 kaldınız. Şimdi kim eşini seçtiyse bir adım öne geçecek ve onun adını söyleyecek. Kanaryalar başlıyor. Buyurun. Meta. Taner Meta'nı seçti. Kim? Cömert. Cevdet Cömert'i seçti. Mesut. Cenk Mesut'u seçti. Orkun. Evet, Doktor Orkun'u seçti. Çiğdem. Ayşıl Çiğdem'i seçti. Özlem'le de Müge. Evet, eşleşmeler tamam. İnanılmaz mücadeleler seyredeceğiz. Özellikle Taner ve Meta'nı merak ediyorum ben. Taner kendisine dişli bir rakip seçti. Hep beraber göreceğiz kim kazanacak. Arkadaşlar hazır şu anda. Yerlerini almadan önce yapraktan dokunulmazlık sembolünü istiyoruz. Kanaryalardaki dokunulmazlık sembolü şu anda geldi. Ve buraya koyuyorum şu anda. Evet, birinci arkadaşlar yerlerini alsın. Taner, Meta'na karşı işi oldukça zor. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla! Aslanlar 1, Kanaryalar 0. Cevdet Cömert'e karşı. Cevdet Cömert'e karşı. Yerlerinizi alın arkadaşlar. 3, 2, 1, başla. Haydi aslan, haydi aslan. Çok güzel, devam edin oğlum. Elleri güzel, haydi yürü. Hadi oğlum. Haydi aslan! Hadi Cemal! Hadi! Adı var. Yeniden biraz sabit. Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi Cemal! Hadi Cemal! Hadi Cemal! Hadi Cemal! Hadi Cemal! Hadi Cemal! Çok az kaldı! Bas Cemal! Bas Cemal! Çok az! Sakin, sakin oğlum, sakin. Şimdi bas, bas, bas! Stop, stop, stop! Cevdet, diskalifesin. Cömert galip. Evet, durum şu anda 1-1. Cevdet hatalı yerden tuttuğu için diskalife oldu ve durum 1-1 oldu şu anda. Şimdi sırada hangi arkadaşlar var? Evet, Mesut ve Cenk. Gerçekten sonucunu merakla beklediğimiz bir mücadele olacak bu. Baktığım zaman denk kuvvetler görüyorum. Ama bakalım ne olacak. Üç, iki, bir, başla. Hadi, hadi Mesut. Hadi Mesut. Hadi oğlum. Hadi. 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 Yavaş yavaş. Yorma kendini. Yorma kendini. Yorma kendini. Yorma kendini. Yorma. Bas oğlum, bas. 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 Bas oğlum,
güzel kanka be. Çok güzel. Şu anda 2-1 önde. Nefes nefese bir mücadele. Kıran kırana bir mücadele. Yaklaşık 40 derece sıcaklık her zaman olduğu gibi yine var. Ve mücadele devam ediyor. Sıradaki arkadaşlar gelsin. Hadi hadi. Hadi hadi. İçeri al ellerini ver. Bravo Orkun, hadi. Bas hadi. Bas abi. Bunu bu gibi yapayım abi. Bas abi, ellerini biraz sola kaydır. Sola kaydır ellerini. Hayır, tamam, iyisin hadi. Bas hadi. Bas hadi. Bas hadi. Bas hadi. Bas abi, 3000 metredesin, tırmanıyorsun. Hadi. Tırmanıyorsun, yürü abi. Hadi. Yürü. Hadi, hadi. Bırakmasın, hadi. Bırakmasın. Şimdi. Yoruldu hadi, yoruldu. Yoruldu. O gergin vücudu yatır. Yatır vücudu. Çok güzelsin. Dinlen. Bravo. Evet, evet, evet. Bu, evet, evet. Ön sol kulağı, hadi. Gergin dur abi. Yoruluyor. Şimdi abi, şimdi. Yoruldu, yoruldu. Ali, yüklen. Yüklen oğlum, yüklen. Şimdi. Bir hamle Orkun abi. Şimdi deyince it. Güzel. Evet, çok güzel. Hadi. Evet, bravo, yürü. Yaparsın abi, hadi. Durma dirseklere. Gitme, gergin tut yeter. Dinlen. Bekle yorulmasın. Çok güzel, çok güzel. Destekleri kurma abi. İnanılmaz bir mücadele seyrediyoruz. Kaptır abi. Kaptır abi. Bir hamle daha, çok güzel. Hadi Orkun, hadi. Evet abi. Dayan. Dayan doktor, dayan, yorulmasını bekle. Doktor çivi gibi ol, hadi. Dayıklı bir mücadele var. Bravo Orkun abi. Panama'da büyük bir mücadele. Hadi Orkun. Çok çok az kaldı. Hadi Orkun abi. Ekibine bak abi, boş durdurma abi. 50 sen, 50 dakika, 50 içeri al. Hadi hep içeri al, hep! Hadi Orkun abi, ikram et abi. Bas, bas! Bas abi, bas. Bas abi, gittin ya, hadi. Bak abi, çok az kaldı. Hadi Orkun abi. Gel abi. İşte, anlamız lazım. Dikkatli Orkun. Hadi Orkun abi. Az kaldı. Bitti, bitti, hadi. Yama ya. Doktor gülen. Küçük bir... Yorulmasını bekle doktor, birden hata kalkarsın. Güzel. Sen kırma sadece, kolları kırmasana. Abi kolları kırıyorsun. Abi kolları sıkıştır dal gibi araya. Eli eli hadi bir anda kaldı. Ver 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 ver. Sağ kolunu vermiyorsun. Şimdi yazma şimdi. Yardırdım bitti abi, haydi. Çok gezi, eğri değecek uğraşın. Güzel değecek, çok gitme, çok gitme. Sadece verme, gergin dur. Güzel. Hiç abi kolu kırma doktor. Devam et. Devam et bir tane. Tamam çok yorma kendini. Ben gel yorma. Yorma kendini. Bırak bırak. Bırak kaldı. Bırak kaldı. Bravo. Orkun kazanıyor. 2-2 oluyor. Sen kolunu kırdın. 2-2. Gerçekten mükemmel bir mücadele. Durum 2-2 şu anda. Bu sıcakta yine iki takım da her şeyini ortaya koymaya başladı. Ve şimdi 5. arkadaşları davet ediyoruz. Aslanlar 2. Kanaryalar 2. Evet. Çiğdem, Ayşıl'a karşı büyük
bir mücadele bekliyoruz. 3, 2, 1, başla. Neyse Çeda. Neyse. Aslan Bakın'a, bakın çok güzel. Bakın'a. Bravo Çeda. Süper. Süpersin Çeda. Oldu. Şimdi vurdun. Tamam, sakin kızım. Gitmiyorsun zorlama. Öndeyiz. Yoruluyor yavaş yavaş. Hadi. Yok yok sakın Açidem öndeyiz. Yorulmuyorsun. Aç burada yan vurdur. Yan vurdur. Vurdur. Abi bitti zaten itemiyor baksana. İşte, tamam tamam. Sakin Çiğdem. Gidiyor aferin Çiğdem gitti. Öyle kal. Desteğini bozma. Vurdur Aç. Vurdur. İt. Devrilecek hadi git. Sakın. Tamam bırak. Son 3 dakika. Oo. Dayan. 3 dakika. Desteğini bir an bile boşlak. Sakın ha 3 dakikamız var. Sakın. Aferin Çiğdem. Git. Bas Çiğdem. Aferin Çiğdem. Vallahi aferin. Bitti hadi. Sen aslansın. Boşlama Çiğdem. Ayağına teyze dur. Aferin be kemik ya. Kemik ya. Bela Çiğdem'e koy. Evet son 1 dakikaya girdik şu anda. Eğer 10 dakika içerisinde herhangi birisi kovalardan birini deviremezse iyi durumda olan kazanacak. Öyle kal Çiğdem. Zorlama Çiğdem. Hadi öyle kal. Bravo. Zorlama. Bozma koçum. Sakın ha. Kaldı. 30 saniye. Sessiz kal. Kaldı. Çiğdem be. Aferin. Kemik ya şuna bak ya. Kemik. 20 saniye. Ayşıl son 30 saniyede biraz kapattı arayı. Biraz kapattı. Gerçekten çok zorladı kendini. Ama yeterli olmadı. Şu anda Aslanlar 3-2 öne geçiyor. Evet 3-2 oldu. Aslanlar öne geçti şu anda ve galibiyete yaklaştılar. Fakat 6 olan kazanacak. Şu anda önemli kozları Özlem var Aslanlardan. Kanaryalardan da Müge gelecek. Buyurun arkadaşlar. Üç, iki, bir, başla. Bas.
Bas Müge. Bas kızım. Bitti, bas. Hadi. Bakarak, evet böyle bakarak işte. Hadi, evet. Hadi, bak hadi, bak gözünün içine bak. Hadi. İç Müge. Bak. İç Müge, aferin iç. Hadi. İçeriden üç mücadele olacak şimdi. Birer adım öne ikiller. Evet, ikilleri gördük şu anda. Hakikaten enteresan bir mücadele bizi bekliyor şu anda. Kanaryalar, ilk seçim hakkı sizin. Hemen hangi ikili seçiyorsa öne çıksın.
Evet. Buyurun. Öne onlarda. Aslanlar. Siz seçiyorsunuz. Evet. Aysun Cömert herhalde. Evet, öyle olmuş oldu. Evet, böylece ikililer belirlenmiş oldu. Şimdi herkes tekrar eski haline geçsin. Mücadeleyi seyredelim. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk ikililer buyurun. Hadi. Hadi. Bir, başla. Aferin. Hadi. Tamam. Basalim. Basalim. Çok güzel seçildi. Basalim. Takip et yanlış. Aferin Ali. Basalim. Aferin Ali. Basalim. Aferin Ali. Bravo. Basalim. Evet. Aferin Ali. Aferin. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Basalim. Aferin Ali. Aferin Ali. Evet. Mücadele ediyor. Ve durum 4-3. Aslanlar 4, Kanaryalar 3. 6 olan kazanacak. Aslanlar kazanırsa dokunulmazlık onların. Son ikilileri alıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Aslanlar. Hadi aslanlar. Hadi kardeşler. Hadi arkadaşlar. Hadi. Güzel güzel. Güzel. Cevo eline dikkat etsen. Cevo. Cevo eline dikkat etsen. Hadi aslanlar. Hadi. Cevdet. Hadi konsantre. Konsantre. Hadi. Daha içeri al Cevdet. Cevdet daha içeri al. Ayağınızı daha içeri al. Ayağınızı yarın. Kendi yerinden çıkmayacak Cevdet. Mesut ayağını yere koydum. Arka ayağını. Hazır. Hadi. 3, 2, 1, başla. Bas! Ellerini gel, harcama gidelim, harcama. Ellerini gel, solu, solu biraz içeri al. Solu içeri al. Solu içeri al. Hadi konuşarak, konuşarak, hadi Mesut. Solu içeri al, Cevdet. Cevdet solu, solu kayıyor. Cevdet solu, Cevdet solu elini içeri. Şimdi harcama fazla. Fazla harcama gidelim, çok güzel. Hadi az güçlü lan, hadi Cevdet, hadi. Dede solu içeri, Devlet elleri içeri. Devlet elleri içeri.
Hadi devam. Hadi içeri. Cevdet'in eli hizaya geçtiği için durum şu anda tekrar 5-4 oldu. Evet 5-4 oldu. Kanaryalar 4, Aslanlar 5. Aslanlar şu anda bir farklı önde. Son oyun 4'erden olacak. Eğer Aslanlar kazanırsa bitecek. Kanaryalar kazanırsa 6'şardan bir final yapacağız. Yani tahmin ettiğimiz gibi yine son oyuna kaldı arkadaşlar. Bu sefer gerçekten yine büyük bir mücadele gösterdiniz. Bütün arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Ve artık nefeslerimizi tutup son dördü görmek istiyoruz iki takımdan da. Aslanlar, dördünüzü el kaldırabilir mi? Betan, Mesut, Özlem, Çiğdem. Kanaryalar, dört arkadaşımızı göreyim. Ayşıl, Orkun, Müge ve Cenk. 4-4, büyük bir mücadele olacak Panama'da. İnanılmaz bir sıcak ve arkadaşlar yerinizi alıyoruz, buyurun. Aslanlar 5, Kanaryalar 4. Aslanlar kazanırsa kazanıyor, Kanaryalar kazanırsa dev bir final olacak. Gerçekten büyük bir mücadele bekliyor. Panama'da şu anda artık nefesleri tutuyoruz. Hazır. 3, 2, 1, baş! Bas! 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 Hadi! Hadi Mesut! Hadi Mesut! Hadi Mesut! Hadi Mesut! Hadi Mesut! Hadi Bizi
Sizleri tebrik ediyoruz. Dokunulmazlığı kazandınız arkadaşlar. Bana göre günün tartışılmaz yıldızı Mete Ana. Dokunulmazlık sembolünü veriyor. Evet, büyük bir mücadele oldu. Gerçekten adınıza yakışır bir mücadele yaptınız. İki takımı da gönülden tebrik ediyorum. Sizi tebrik etmekten yoruldum arkadaşlar. Bu sıcakta bu mücadele ama başka türlü anlaşılmaz, yaşanması lazım ve biz burada bunu yaşıyoruz. Hakikaten inanılmaz mücadele. İki takımı da bir kez daha tebrik ediyorum. Aslanlar, dokunulmazlık sizin. Kanaryalar, şimdi bireysel dokunulmazlık için düello çıkacaksınız. Biriniz dokunulmazlık sahibi olacak. Diğerleri de ada konseyi için son kararlarını verecek. Aslanlar, sizi tebrik ediyorum ve adanıza vuruyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet Kanaryalar, büyük mücadele ama kaybettiniz. Bu da ada konseyine gideceğiniz anlamına taşıyor. Şimdi size kısa bir süre veriyoruz. Önce mağlubiyeti değerlendirin aranızda. Ondan sonra da bireysel dokunulmazlık için sizi düelloya bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Aslanlar dokunulmazlığı kazanmıştı. Kazanılan zafer sonrası oyunun kritikleri ve yorumları yapılıyordu. Abi en beklenen performansı bence Çiğdem verdi. Oh, tabii abi. Çiğdem gene en altılarda olduğu gibi. Çiğdem yine bombalı ya. En şey olan da ben. Gözünde büyütüyor. Sen de en büyük hayal kırıklığı Cevdet'ten harbi de var. Sen de laf dinlemiyorsun. Abi, onlar beni zayıf halkalı gördü lan. Bu dokunulmazlık oyunu kazanmamız harika oldu. Çünkü biz resmen ilan ettik yani. Çıkışa geçiyoruz artık diye. 7 kişi kaldık. Tahammülümüz yok. Dokunulmazlığı da alacağız. Bu böyle devam edecek diye söyledik. Bunu milyonlar duydu. Ve biz de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz şu an. Orkun'la Müge bizim tam istediğimiz gibi seçtiler yani. Evet. Ayşıl kendi takımı içinde yaratılan bir kahraman. Bizim için çok bir önemi yok Ayşıl isminin. Abi sadece konsantrasyon diyorum ben size ya. Sadece motive kız, oluyor. Kız, sadece motive olabiliyor abi. 3-5 dakika konsantre oldu ne oldu? Yani, yani. Son oyunda da öyle abi. Bundan önceki ayrı ayrı tek ayakta Ayşe'nin dengesi değil. Evet. Tutunur kalır falan böyle ya da işte bir yerde sabit tutacak. Yani denge ayrı bir şey abi. Açıkçası bugünkü oyun içinde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok çünkü oyunu görür görmez ben kendimden. Bu tarz şeylerde çok eminim her zaman. Şu anda da abartmadan söylüyorum. Kanaryaların erkeklerinin üçüne karşı tek başına direnirim ve hatta indirebilirim bile yani. Onu da net söyleyebilirim. Bu tarz şeylerde çok eminim işte. Tutma, itme, çekme gibi şeylerde ama geçen haftaki bir kondisyon sorunuyla karşılaşmak tabii ki pek işime gelmezdi. Bu da çok kolaydı benim için. Ya konsantrasyonu bir anda bozduğun zaman gidiyor. Her şeyi yıkıyorsun. Abi istediğimizi yaptık şimdilik. İstediğimiz gibi gidiyor her şey. Gücüm tam yerinde değildi ama kendimi hazır hissettiğim için arkadaşlarıma katılmak istedim. Midemde hala problemler var. Onlara rağmen bir şeyler yapmaya çalıştım. Açık arada aslında kazanıyordum ama işte yine kendi hatamdan dolayı kaybettim. Hayır orada yani şimdi yani. Şeyin stresi var ya, oyunun stresi var. Orada ben dedim ki yani senkronize olamadık yani. Ben onu ya, suçlamadım orada. Gittiniz abi sonuna kadar götürdüm. Abi gittik orada ama beraber hani 1-2-3 deyince itsek o görme 3 adım gittik abi orada. Gittiniz abi işte de önemli olan şey yani sen... Sen orada kilitlendin. Sen mesela bırakmasan tamam mı şey tuttuğun şeyi? Ya hiçbir şey duymuyorsun ki sen. Tuttuğun şeyi hiç bırakmasan yine kaybedeceğiz. Evet. Gideceksin abi tek elle götürsen gene götüreceksin. Bir sol ele bırak, bir sağ ele bırak. Midem böyle artist. Zorlanınca böyle bir hareketleniyor böyle şey. Sen orada kilitleniyorsun hiçbir şey duymuyorsun yani. Birazcık duysan ya o fazla. Eli ya 2-3 santim, 2-3 santim böyle götürmesen bitti olay.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ada konseri öncesinde kişisel dokunulmazlık düellosuna biraz sonra başlıyoruz. Ben yine de kuralları hatırlatıyorum. Bugün düelloyu kazanan arkadaşımız dokunulmazlık kolyesini takacak. Ada konserinde dokunulmaz olacak. Aynı zamanda da iki oy sahibi olacak. O yüzden düello gayet önemli. Kim kazanırsa hem dokunulmazlık sahibi hem de iki oy sahibi. Şimdi üzgünsünüz zaten. Fazla da uzatmadan kuralları anlatıyorum. Yere yatacaksınız. Ayaklarınızı havaya kaldıracaksınız. Ve bu gördüğünüz ağırlıkları ayaklarınızın üzerine koyacağız. Kim bacağını daha uzun tutarsa bugünkü dokunulmazlığı kazanacak. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Herkes şimdi yerlerini alsın. Hazır. Kim kazanırsa ada konseyinde dokunulmazlık onun. 3, 2, 1, başla. Yağmur bıraktı. Taner bıraktı. Esra da bıraktı. Kumlara dikkat, yüzüme geliyor. Tamam, kapa gözünü. Cömert de bıraktı. Mücadele var şu anda. 6 kanarya kaldı.
Ayşıl da bıraktı. Ayşıl da bıraktı. 5 Kanarya kaldı şu anda. Cenk de bıraktı. Cenk de bıraktı şu anda. Müge, Seda, Orkun ve Yaprak. Seda bıraktı. Seda da bıraktı. Seda bıraktı. Şu anda 3 Kanarya kaldı. Bıraktı. Müge de bıraktı şu anda. Evet, Orkun ve Yaprak kaldı. Büyük mücadele gerçekten. Büyük mücadele. Dakikalardır duruyorlar ikisi de. Olağanüstü bir mücadele.
bırakıyor. Orkun bırakıyor. Yaprağın oluyor takım içerisinde gerçekten büyük mücadele. Kanaryalar büyük bir mücadele verdiler. Evet arkadaşlar, gerçekten büyük bir mücadele. Özellikle Orkun ve Yaprak, ikinizi de tebrik ediyorum. Limitlerinizi zorladınız ama Yaprak'a özellikle tebrik ediyoruz şu anda. Dokunulmazlık kolyesini Yaprak sana veriyor. Tabii ki bu olayın ilk bölümüydü. Asıl gerçek olan bu akşam Ada Konseyi'ne gidecek olmanız. Ada Konseyi'nde de bir arkadaşınızı Survivor'dan uğurlayacak olmanız. Haftalardır kazanıyordunuz. Bu hafta mağlupsunuz. Ve bu da bir arkadaşınızın vedası anlamını taşıyor. Şimdi düşünmek için, karar vermek için sizi adanıza uğurluyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından Yaprağın düelloyu kazanması konsey öncesi Kanaryalar Adası'nda bütün hesapların değişmesine neden oluyordu. Ben dedim onlara, oynarsam dedim yaparım dedim. Çiğdem'i de hani alırım dedim. O hayır dedi. Ya bizi dedi şey yaparsınız dedi. Güvensizliği çok bilerek fazla var. Bilerek dedi şey yenilirsiniz dedi. Gördük kızları. Bugün dokunulmazlık oyununu oynamayı çok fazlasıyla istiyordum. Ben onlara hani... Benim Çiğdem'e karşı veya Özlem'e karşı güç konusunda yapabileceğimi söylememe rağmen aynen şu cevabı almıştım. Siz dedi elenmek için dedi yapabilirsiniz dedi, oynamak isteyebilirsiniz. O yüzden dedi oynamanızı istemiyoruz dediler. Eminim ki orada Ayşıl'ın veya Müge'nin yerinde olsam Çiğdem veya Özlem'in yenebileceğimi adım gibi eminim ama yine de oynatmadılar. Doğrusu çok fazla güvenmiyoruz onlara. Yani onlar... Biz yenildiğimizde seviniyorlar gibi geliyor bize. Yani biz hepimiz yenildiğimizde böyle 6 kişi kafamız önde çok üzülürken onlar birileriyle konuşup gülüp eğlenip çok rahat durabiliyorlar. Biz de bunu anlayamıyoruz. Özlem için konuşmuyorum yani bilmiyorum. Çiğdem'i ikiniz de yerdiniz. Üçünüz de yerdiniz. Her türlü alabilirim. Grupta sadece o yarışta oynayamayacak adam bendim abi. Üçünüz de yerdiniz. En azından biz elimizden geleni yaptık, o yüzden içim rahat. Elimizden geleni yaptığımız için içim rahat. Ben olsaydım Çiğdem'i ya da Özlem'i belki zorlardı Özlem ama Çiğdem'i rahat bir şekilde yenerdim. Bravo. Ya hadi hepsini geçtim. Düello yapıyoruz. Sen orada kazanmışsın. Sana kalkıp da doğru düzgün tebrik bile gelmiyor yani. O Ayşıl dokunulmazlığı aldığında biz herhangi bir şey dedik mi? Hayır. Düello gelince ben onu aldığım zaman herkesten bir tebrik beklerdim. Adadaki diğer cephede de gündem konseyde kime oy verileceğiydi. Arkadaşlar şimdi birazdan konseye çıkacağız. Evet. Valla artık herkes, Allah ne verdiyse herkes, kim kime oy veriyorsa versin abi yani. Herkes kafasında artık orada çıksın. Ya, benim kafamda kimse kimseye şey yapmasın. Vardı kaç isim. Herkesin kafasında vardır bir kimse. Kafamda vardır. Benim de var. Ben kendi kafamdaki ismi kendime saklıyorum. Ben kararımı biraz da karşı takımın düşüncelerine göre vereceğim. Çünkü karşı takım şu anda iki kız. Aynı şekilde bu gece onlar oraya gitseydi tahminimce bir kıza bile bırakabilirlerdi oyunlardaki denge açısından. Şimdi burada ben oyunlara bakarım. Genel hayata bakarım. Evet. Genel tavırlara bakarım. Ona göre kararımı veririm. Bundan önce de aynı şeyi yaptım. Zaten hep 2-3 isim var. Onlardan birini değerlendiriyorum. Şu son 1-2 saatimiz var. Karar verip konseyde oyumu kullanacağım. Abi bak şu anda takıma
kimin gitmesi faydalı olacaksa tamam işte. O gitsin yani. Burada gücenmek, darılmak falan yok yani. Birini inandık biliyorsunuz gönderdik. Başarılı oldu. Yani evet. Olabilirdi. Pişmanlık kimse duydu mu? Hayır. Yok, bu canım. İkinci konseyimdir arkadaşlar. Hayır canım, biz gayet güzel karar verdik. Eminim ben. Bunda da çok güzel karar vereceğiz yani. Allah'ın izniyle inşallah arkadaşlar. Abi tamamen. İkinin biteceği. 3 aşağı 5 yukarı. Burada kimseyle oynamasınlar. Her zaman söylüyorum. Burada dürüst olan, açık olan, insanlara karşı sahtekarlık yapmayan, her zaman açık fikir olanlar daha iyi barınırlar. O yüzden karar verdik. Herkes kafasını yazacak. Ben tülü aldım Ayşe. Tamam canım. Korkun benim tülümü ne yaptın abi? Tamam canım. Tülüm var. Her geçen gün farklı farklı izlenimler bizim karşımıza çıktılar. Bu da beni çelişkiye bıraktığı için sıralama belli, oy sırası belli. Herkes gideceği sırayı biliyor. Benim oyum asla değişmeyecek. Her seferinde aynı şekilde oy vereceğim. Kanaryalar için ada konseyi vakti gelmişti. Akıllardaki tek soru adaya ve Survivor'a hangi kanaryanın veda edeceğiydi? Survivor aslanlar Kanaryalarda, Kanaryalar için ada konseyi zamanı. Biraz sonra buraya gelecekler ve bir arkadaşlarını Survivor'dan uğurlayacaklar. Değişik isimlerin adı geçiyor. Kimin gideceği belli değil. Belki de son ana kadar belli olmayacak. Hep beraber öğrenmek için isterseniz geri sayıma başlayalım ve Kanaryaları buraya çağıralım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Survivor'da zor günler devam ediyor. Fakat bugün siz biraz daha zordasınız. Çünkü ada konseyindesiniz ve biraz sonra bir arkadaşınız Survivor'a veda edecek. Öncelikle ada konseyinde sohbete başlamadan önce isterseniz bir kez daha hatırlatalım. Dokunulmazlık kolyesi şu anda Yaprak'ta. O yüzden Yaprak hem dokunulmazlık sahibi hem de iki oya sahip. Oylamada herkesin bir oy hakkı, Yaprak'ın iki oy hakkı var. Biraz sonra oylama yapacaksınız. En çok oyu hangi arkadaş alırsa Survivor'a veda edecek. Sevgili seyircilerimize de bir hatırlatmada bulunalım. Sevgili seyirciler, buradaki arkadaşlarımız hiçbir şekilde bir kulübü temsil etmemektedir. Arkadaşlarımızın özellikleri hepimizin olduğu gibi birer takım tutmalarıdır. Aynı zamanda tekstille, turizmle uğraşan arkadaşlar, öğrenciler bir grup oluşturmuş Survivor'da mücadele ediyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Kanaryalar, büyük bir başarı çizgisi. Arda arda galibiyetler. Ama tabii ki Survivor her dakikada bir takım kazanmıyor. Öyle değil mi Cömert? Konsey oyunlarını çok fazla önemsiyorduk. Arka arkaya da konseye 3 oyunda da galip gelince 3 tane aslan elenmişti. Bu bizim için moraldi ama sürekli de galip gelen hiçbir takım yoktur. Grafik sürekli yüksek gitmez. İlk düşüşümüzü gerçekleştirdik. Bugün aramızdan bir kişi gidecek. Onun dışındaki bütün konsey oyunlarını yine biz galip gelmek için oynayacağız. Son zamanlarda kendinize büyük bir güven gelmişti herhalde, değil mi Müge? Üst üste galibiyetler, karşı takım bayağı zordaydı. Evet. Ben kendi açımdan konuşmam gerekirse kendim için konuşuyorum. Fazla galibiyet biraz fazla havalanmamıza yol açtı bence. Ben hemen bugünkü yarışmaya geliyorum, oyuna geliyorum, dokunulmazlık oyununa. Benim şahsi yorumum, kadronuz hatalıydı. Burada hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa böyle çıkmamız lazımdı diyor musunuz? Ayşe sana soralım bari. Yani biz doğruyu söylemek gerekirse kiloyu çok çok ön sıraya koymamıştık. Yani evet. İlk sıraya kiloyu koymamıştık. Daha çok güç olarak düşünmüştük. Ama tabii ki her oyunda bu böyle. Yani oyuna başlayana kadar izleyiciler... Biliyorum bunu, ben de izlerken aynı şeyi düşünüyordum. Yani yerinde oturduktan sonra işte şöyle yapalım, böyle olsaydı, böyle yapsaydın daha iyi olurdu falan. Bu tip yorumlar çok oluyor ama bizim orada sadece 2 dakika bir süremiz var. Hemen her şeye karar vermek zorundayız. Stratejik hata doğrudur, yapılmış olabilir. Daha önce de yaptık, yapmadık değil. Ama biz her zaman ileriye bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Problem olan ne biliyor musun Ayşe? Bu ada konseyi mağlubiyetlerden sonra buluşulan bir yer ya. Sen mesela oyun kazandırdın, başarılı oyunlar çıkardın ama o sırada buluşma şansımız olmuyor seninle. O yüzden bu da Survivor'ın cilvesi. 3 oyun da kazandırsan ya da çok başarılı olsanız burada konuşulan oyun her zaman en son oyun olur. En son oyununu da kaybettiniz.
Cenk, sence neden kaybettiniz? Ayşıl'ın da dediği gibi biz kilo olayını pek ön planda tutmadık. Ona nazaran boy avantajımızı kullanmak istedik. Ama yani Cömert de dedi, her yarışma kazanılmaz. İlla ki kaybedilen yarışmalar da olacak. Sonuçta bu Survivor'ı kazanacak bir kişi olacak. Önemli olan da bunun aramızdan biri olmasıdır. Ona konsantre ediyorsun. Ona konsantreyiz. Aslanlar bugün 7 kişi mücadele ediyor. Biz de yarın 9 kişi kalacağız. Arada gene 2 kişilik bir fark olacak. Bu farkı korudukça inanıyorum ki biz bu yarışmayı Kanaryalar ekibinden biriyle tamamlayacağız. Taner, ben şunu anladım. Samimi fikrim bu. Hani ufak tefek duruyorsun, biraz ince duruyorsun. Ama ciddi konsantrasyonun var. Yarışmalarda da bir kere enteresan işler yapıyorsun. Aslında başarının temeli inanmak, inanç. Şimdi aramızda konuşuyoruz bazen. Hani boyunu kim yapar, kim yapmaz. Hani ben yapmam diye bir kelime çıkmıyor ağzımdan. Evet. Koysanız yaparım, yapmak zorundayım yani. Öyle bir şey var. Boyuna gelirken inançla giriyorum. Başarıyorum, başaramıyorum. Mesela bugün Metehan'a gelsem de mucize olur herhalde. Ha, onu söyleyecektim. En güzel eşleşme oydu zaten ya. Metehan'ı seçtim. Ayağı kaydı. Ayağı kaydı için, yoksa alıyordu. Yoksa alıyordu değil mi sen onu? Strateji olarak belirledik onu. Metehan en zayıf. Ben şey olarak düşündüm. Yani dönme dolabı uzun zamandır binmemiştim. Hani dönme dolabı bineyim de beni biraz döndürsün dediler diye düşündüm. Ya yani sonuçta kaybederim ama yani sonra kaybedeceğim ederim yani ben. Kaybedeceğimi bilsem bile. Evet, öyle bir örtüm var. Yani çıkarım sayı, bugün kaybedeceğim ama öyle bir düşüncem yok yani. Şimdi insanlar azalmaya başladıkça, ki bizim her zaman takım olarak hedefimiz karşı takımdan insanları elemek. Bunu da bu son geçen 3 haftada başardık. İnsanlar azaldıkça karşı takımın karıştığının da farkındayız. Yani yanımızdayken konuşmalarından, birbirlerine bakışlarından, atışmalarının hepsinin farkındayız sonuçta. Bilmiyorum yani her zamanki hedefimiz onlardan birilerini elemek ama tabii sıra bugün olduğu gibi bize de gelecek. Her yarışı kazanacağız diye bir şey yok. Bir şeyde bir başarısızlığım olduğunda işte sorduklarında yani bugün başarısız oldun. Dedim ki yani hepsini alırsam ayıp olur karşı takıma yani. O yüzden arada sırada... Bu cümlenin altında alabilirim ama almıyorum mu var yoksa yani hepsini alamam artık mı var? Hayır, sonuçta şöyle bir şey var yani o gün insanın günü önemli. Mesela bugün benim sol kolum zaten sakat. Sol tarafta olmam dezavantajdı. Ben Çiğdem için onu yenerim diye düşünüyordum ama bir şekilde olmadı. Çok zorlandım. Sol kolum acayip titredi mesela. Peki Çiğdem'le sen yarışırken Özlem'in arkadan söylediği birkaç cümle vardı. Onlar hiç duymadım yarışırken. Ben yarışırken hiç duymuyorum. Ne dedi? Çiğdem motive edici laflar söyledi yani. Yok sana karşı herhangi negatif bir şey olarak söylemeyeyim ama Çiğdem'i motive edici seninle ilgili de hani ya biraz... Özlem beni çok fazla rakip olarak ve eş olarak kabul etti kendine nedense. Ama bilmiyorum yani gün geçtikçe her şey ortaya çıkacak. Dediğim gibi ara sıra bu tip konularda işte benim de dezavantajımın olduğu yarışmalar mutlaka olacak. Ama ben kendime çok güvenen bir insanım ve çok hırslıyım da. Çok göstermiyorum biliyorsunuz ama sonuna kadar da mücadele ediyorum. Tabii canım hiç göstermiyorsun. Bizim takımda bir olay var. Biz bunu yaşadık. İkincisini de aşırı yaşar inşallah. Deniz de beni gözüne kestirmişti. Son oyunda Deniz'i yiyince bir baktım giden Deniz olmuş. Demek ki Ayşıl da Özlem'i gönderebilir. Peki ben Esra sana sorayım. Hiç konuşmuyorsun bu akşam. Aslanların Deniz'i yollamasını nasıl buluyorsun? Bize tabii ki yansımıyordu onların iç kavgaları. Ancak yanımızda bulundukları zaman yarışma esnasında ufak tefek de olsa kendi aralarındaki çatışmalara denk gelmiştik hepimiz. Kulak misafiri olmuştuk istemeden. Ve yarışlarda kazandıklarında ya da kaybettikleri anlarda verdiği tepkiler benim kafamda zaten öyle bir yargı oluşturmuştu kendi adıma söylersem. Bence sürpriz olmadı Deniz'in gitmesi. Bana sürpriz olmadı, hiç şaşırmadım. Çünkü Deniz'in tamamen liderliğe oynuyorum, ben liderim havası vardı her bir durumda. Herkes de olabilir bu, kişisel özelliği olabilir. Yani Survivor'a lider olmak için katılmış olabilir. Ama yanlış oynadı diye düşünüyorum. Taşları yerine doğru oturtmadı. İç karışıklığı kendisi yarattı ve kendisi gitti. Cömert seni kafaya takmıştı zaten Deniz. Evet ben konseyde giderken acaba benim hakkımda ne düşünüyor diye ya da ne konuştu diye de çok düşündüm ama ben hep Mesut'la eşleşirken
Deniz'in beni kafeye taktığını duyduktan sonra, bir de zaten ilk daha günlerde karşılıklı bir gemiden tezahürat ederken bir bakışımız vardı. Ve en sonda oyunda da zaten hatırlarsanız durum 1-1 olduktan sonra final oyunuydu. Ben orada özellikle Deniz oynuyorum deyince çok sevindim ve Deniz'i aldım. Onun beni kafeye takmış olmasını düşünüyordum zaten. O oyunda da akıllı bir hamle yaptım ben, zıpladım. O biraz daha erken düştü. İşte beni taktığı kafasını sulara vurdu ve gitti yani. Orkun, ben şuna dikkat ettim. Bu iki takımın yıldızı sahada kolay kolay hiç barışmayacak. Yani çünkü Meta'nın bayıldığı bir oyun vardı ondan evvel. Hafif böyle birbirine yardım eden takım, orada saha içinde bir destek vardı birbirine iki takımdan. Fakat sonraki ilk oyunda bir anda yine sahanın ortasında büyük bir gerilim. Ve siz mesela rakibi alkışlamadınız. Ödül oyundan bahsediyorum. Ciddi derecede bir protesto yaptınız. Tezahüratların size karşı olan şeklinden mi bozuldunuz, yoksa genel mi canınız akşam söyledi? Bilmiyoruz. Öyle bir tezahüratlar bizi ilgilendirmiyor. Yani onlar 4 tane besteleri var. Gidip gidip geliyorlar. 4 tane. Başka yok zaten. Alıştığımız için buradan geliyor, buradan çıkıyor. Tezahüratlar bizi etkilemiyor. Biz sadece o an güvendiğimiz isimler, güvendiğimiz şekilde bize istediğimiz oyunu vermedikleri için bozulduk. Yani işin doğrusu aslı bu. Kimse alın gücenmesin. Çünkü biz hepimiz yani voleybolu belki ilk defa burada oynadık. Oynayanlardan 4'ü. Diğer 2 tanesinin daha önce geçmiş olduğunu söylendi. Bildikleri söylendi. Fakat biz yani göremedik, hissedemedik veya bizim gözümüzden kaçtı. Veya arkadaşlar günde değildi, bilemiyorum. Bunun moral bozukluğu bizi o an hiçbir şekilde orada hiçbir şey görmemizi engelledi. Kızlara zaten öyle aman aman top bile değmedi. Sen nerede, neye kanat getirdin ki onların performansını beğenmedin? Yağmur'un oynadığı oyunda Taner 1.60 boy var. 4 top çıkardı. 3 topu şöyle yapmadı. Orkun, sen bayanlarla erkekleri çok birebir tutuyor musun? Hayır ya, yakınlık mesafesi açan söylüyorum. 3 topu diyorum. Diğerlerine söylemiyorum bakın. Yani dokunabileceği topa temas açısından fazla yanaşmadı. Ya peki ödülü hatırlıyor musun? Efendim? Ödülü hatırlıyor musun? İstekler falan, evet, havada tabii döndü. Evet. Yani şimdi kızlar açlıktan kıvranıyorken o bifteklere sırt çevirebilir mi diyorsunuz? Efendim? Yemeği söylemek zorundaydım çünkü. Yemeği söylemek zorunda değilim ama pastalar falan yani. Yemeğin evet, sonu yok zaten. Yani. O yemeği kaçırmak ister mi o kızlar sence? Ya ben şöyle düşüneyim. Ya bizim takımda inanın yemek hiç önemli değil. Ya biz ciddi anlamda oraya galibiyet için gidiyoruz. Kaçırıp kaçırmayacaklarını ben düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim bu. Evet. Herkes buna karşı çıkabilir. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben dürüst adamım. Açıkça her şeyi beyan ederim. Yok, onunla bir şüphem yok. Peki sen biraz yalnız ciddi derecede Kanaryalara konsantresin galiba. Bu konuda... İşim bu. Evet. İşim bu yani. Şu an bunun için çalışıyorum burada. Peki ikizler. Ben yani şahsi fikrimi söyleyeyim. Zerrece o voleybol oyunda %1 bile şüphem yok. Ama sizi dinlemek istiyoruz sonuçta. Önce Yaprak, senle başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta yarışmanın voleybol olduğunu öğrenince herkes tabii kim ne yapabilir diye birbirine sorunca, bizim yaklaşık 4-5 sene öncesinde okul takımında, ortaokul ve lise takımında voleybol oynamışımız vardı ve ama salon voleybolu oynuyoruz. Yani beach voley çok farklı bir olay ve o anda alanımız çok kısıtlı. Ve yarışma sonunda arkadaşlar bayağı bir yüklenince, hani siz bilerek, isteyerek yenilmemize sebep oldunuz deyince biz şok olduk resmen, çünkü hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Sonuç olarak o eleme de değil de hadi eleme yarışmasında bir sebepten dolayı kaybetmek niye isteyin yine, ama ödül yemekti sonuç olarak ve yemeği kim istemez burada, haftalardır burada sonuçta açlıkla da savaşıyoruz. Ve bunun karşısında bize böyle bir yani sistem gelince çok bozuldu. Şaşırdık açıkçası ama öyle düşünüyorlarsa öyle düşünsünler. Yapacak bir şey. Düşüncelerine saygı duyuyorum diyorsunuz. Evet. Sen hastasın biraz galiba Yağmur. Doktoruna konuştuk ama korkulacak bir şeyin yokmuş. Yaşıyoruz. Evet. Ben de dünkü yarışta açıkçası yarıştan önce de dedim ki kendime çok güvenmiyorum dedim. Hani benden daha iyi oynayabileceğini düşünen biri varsa oynasın dedim. Yani ben kendime çok güvenmiyorum. Ve ben elime zaten 3 tane top değdi.
Evet, yere atlamadım ama yere atlayınca da ben o topun karşı tarafa gitmeyeceğinden de adım gibi emindim. Atlamadım. Arkadaşlar bile bile yenildiğimizi ya da bile bile yenilmeye teşvik ettiğimi düşünüyorlar takıma. Burada bir girmek istiyorum. Bizi her konsey öncesi yarışmalarda, aslanlardan önce mesela biz yendik. 3-4 şeydir gelmiyoruz veya gelemedik. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yani görüşemiyoruz. Her seferinde beni eleyin diye kendisi söylüyor. Şimdi böyle bir insana bu şekilde bir talep geliyorsa bu kadar insan ne düşünür? Bir yani 10 kişiyiz, bırakın televizyon ekranı. Şimdi ben sizinle aynı adada yaşıyorum arkadaşım. Konsey oyunu bu. Beni eleyen diyen insanı konsey oyuna koymayı ne kadar akıllı düşünebilirsiniz, onu söylemek istiyorum. O zaman ödül oyununda bile bile kaybettiğinin ödül oyununda ben hiçbir zaman, ben teşekkür ederim. Labirent oyununda ikiniz oynadınız. Ödül oyununda ben kaybedeceğinizi hiçbir zaman için düşünmüyorum. Voleyboldaki şeyim yok. Bile bile kaybettirdiniz. Yani ben en azından ben öyle düşünmüyorum şahsen. Bile kaybettirdiniz diyebilir miyim? Sadece biz çok fazla efor sarf ediyoruz. Yani inancımızla gücümüzün üstünde güç sarf etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Siz çok fazla zorlamadınız kendinizi. Taner, senle konuşacağım biraz. Konuşalım değil mi artık? Konuşalım abi. Anlat bakalım Kanaryaların durumunu. Çok iyi gidiyordunuz. Son iki oyunu verdiniz. Kanaryaların durumu çok iyi. Aslanlar nasıl oluyorsun bir kere? Önce onu söyle. Aslanların durumu işte Cevdet hastalığı falan filan oldu. Bence onların iki konsey sonra karışacaklar artık. Aralarında bir gruplaşma olacak gibi geliyor bana. Bütünlük bozulacak diyorsun. Bütünlük kesin bozulacak. İki konsey sonra. Bizde bir herhangi bir sorun yok gibi. Tabii canım. Yani soruyor. Ben de onu söyleyecektim zaten. Tercüman oldum bana. Bu kadar bütünleşmiş bir takım uzun zamandır görmedim diye. Sen en azından huzurlusun şu anda. Huzurluyum. Yeni besteler yapıyor musun? Yapıyorum da söylemeyeyim, fırsat olmadı son zamanlarda. Evet, ama var mı yeni besteler? Var var. Takım bestekarı sensin. Ayşe, sen çok hırslı bir insansın. Hani bir kere mücadeleyi çok seviyorsun. Hiçbir zamanda genelde korkmuyorsun. Her olaya gireyim diyorsun değil mi? Hep öyle yani. Ben bunun için geldim buraya. Bütün her şeye katlanacağımı bilerek geldim. Sonuna kadar yarışacağım diye geldim. Ve her oyuna aşağı yukarı giriyorum bir şekilde ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Seda, bugün düellodan sonra ağladın. Niye ağladın? Bizi de üzdün orada ya. Ya ben aslında son zamanlarda çok ağlamaya başladım. Özellikle yarışmaları kaybettikten sonra. Bugün boynum çok fazla incindi. Sanırım bacaklarıma baskıyı vermemek için direkt kollarımla boynuma biraz temasta bulundum ve... Canın yandı. Biraz canım yandı. Bir de açıkçası bu kadar çabuk bırakacağımı düşünmemiştim. Yani ben belki finaldeki bir arkadaşla kapışırım diye düşünüyordum düelloda. Biraz da çabuk gitti. Herhalde onun hırsından biraz gözyaşı döktüm. Arkadaşlar, sıra geldi Survivor'dan bu akşam kimi uğurlayacağımıza. Biliyorsunuz bu konseyin asıl amacı o. Bir arkadaşımızla vedalaşmak. Şimdi herkes birer birer oyunu kullanacak. Yaprağın iki oyu var. Kim en çok oyu alırsa Survivor'a veda edecek. Oylama için Orkun, senle başlıyoruz. Topladığın taşlarla evde güzel bir akvaryum yaparsın ve burayı hatırlarsın. Çünkü senin gitme zamanın geldi. Sana söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonra kadar da başarılar dilerim sana. İdeallerin de olsun ilerle. Taşlar insanla hiçbir şey kazandırmaz. Thank you.
bence en zayıf halka sensin. Kaldığın sürece umarım ki Survivor'da birinci olabilirsin. Ama sağlığın her şeyden çok önemli. Umarım bugün gidebilirsin. Aslında buraya en çok yakışan bayanlardan birisin. Fakat sağlık problemlerinden dolayı gitmen gerekiyormuş. İstanbul'da görüşürüz canım. Takımımıza baştan beri pek katkın olmadı. Aldığımız galibiyetler sonucunda bu kadar uzun kalabildim. Böyle olması gerekiyor. Umarım benim oyumla oy sayısı yeterli olur ve doktorunu görmeye gidebilirsin. Çok tedirgin oldum senin için.
Umarım çok çabuk iyileşirsin Yağmurcuğum. Arkadaşlar herkes oyunu kullandı. En çok oy kimin için çıkarsa Survivor'a veda ediyor. Oyları açıyorum. Yağmur. Yağmur. Seda. İki Yağmur, bir Seda. Müge. İki Yağmur, bir Seda, bir Müge. Yağmur. 3 Yağmur, 1 Seda, 1 Müge. Seda. 3 Yağmur, 2 Seda, 1 Müge. Seda. 3 Yağmur, 3 Seda, 1 Müge. Seda. 4 Seda, 4 Seda, 3 Yağmur, 1 Müge. Yağmur. 4 Yağmur, 4 Seda, 1 Müge. İki oy kaldı. 4 Yağmur, 4 Seda, Müge 1. Seda. 5 Seda, 4 Yağmur, 1 Müge. Son oy eğer Seda olursa Seda Survivor Aslanlar Kanaryalara veda edecek. Eğer Yağmur olursa düello olacak. Seda. 6 Seda, 4 Yağmur, 1 Müge oldu. Bu da Seda için yolun sonu demek. Neler söyleyeceksin Seda? Beklenmedik bir son değil benim için. Ben Erkay'ın elendiği hafta bunun olacağını düşünüyordum. Çünkü daha önceden söylenmiş birkaç bir şey vardı. Başta biraz çok nazlandım, gitmeyi çok istiyordum. Zor adapte oldum. O zaman olsaydı belki Gül'e oynaya gidecektim ama ben yavaş yavaş hem oyunun hem takımın ruhunu sindirdiğimi düşünüyordum. Aslında en güzel zamanda vurdular darbeyi. Doğru zamanda yolluyorlar yani beni. Söylenecek çok bir şey yok. Ben mağlubiyetlerde ağlıyorum demiştim. Canım acıdığında ağlıyorum demiştim.
Bu 6 oy benim canımı acıtmadı ve ben şu an mağlup olarak gitmiyorum. Onun için gözyaşı dökmeyeceğim. Gelebilir miyim size? Konuşmalarında bir kırgınlık var ama. Kırgınlık değil ya. Bekliyordum dediğim gibi. Yani eminim onların da bir bildiği vardır. Ama hala söylüyorum. Takım için en iyi olanlar, gerekli olanlar kimse onlar kalsın. Ve Kanaryalardan biri alsın bu parayı. Finali kazansın. Beni eleyen oylardan biri de olabilir bu. Problem değil. Peki. Ateşin alıp gelir misin? Seda, bu meşaledeki ateş senin Survivor'daki hayatını simgeliyordu. Ve ben de o ateşi şimdi söndürüyorum. Hoşça kal. Evet kanaryalar, bu akşam Seda'yı kaybettiniz. Şimdi adada 9 kişi kaldınız. 7 kişilik aslanla mücadeleye devam edeceksiniz. Kötü geçen bir gündü. Artık bundan sonra dinlenmeye ihtiyacınız var. Ve önümüzde bir ödül oyunu var. Şimdi hepinizi adanıza uğurluyorum. Hoşça kalın.